Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetlere hoş geldiniz. Bir Fevkalade Sohbetlerde daha sizlerle birlikte olmak gerçekten fevkalade. Evet dostlar, bugün bir kez daha yayında sizlerle beraberiz. Konu başlığımız yurt dışında eğitim olacak. Sevgili dostlar, yayınların devamlılığı ve desteği için yayın sırasında Süper Chat, Süper Sticker kullanarak destek verebilirsiniz. Bugün yorumlar kanal üyelerine özel olarak ayarlandı. Sorular sormak isteyenler, hani her seviyedeki kanal üyesine chat açık, ama onun haricinde sadece kanal üyelerine özel yayında soru alacağım. Kanal üyelerine özel bir şeyler yapmam da gerekiyor çünkü zaman olarak. Şimdi bu yurt dışında eğitim konusunda çok fazla başlıkta bulunduk. 2023 yılı için görüneni biraz konuşmak istiyorum. Çünkü önümüzde bir takvim var. Bu takvimden mutlaka bahsetmek lazım. Bir de tabii hangi okul, hangi zamanda ve nerelere bakmak gerekiyor? Temel kaynakçamız nedir? Bunları incelemek, bunları öğrenmek lazım. Temel yayın adresimiz youtube.com/c/fevkalesohbetler ve bu yayını Facebook'ta Canberk Koç ile Fevkalade Sohbetler sayfasında, Twitter'da Ressam CBK hesabında, Twitter'da ve LinkedIn'de eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi şuradan başlamamız lazım. Yurt dışında portfolyo meselesi konusunda en çok yapılan hata bilgileri dağınık almak. Oysa doğrusu şu: sonu gov uzantılı web sayfalarını kontrol etmelisiniz. Şimdi Canberk, bu çok basit bir şey. Neden bunu bize söylüyorsun diyebilirsiniz. Şunun için söylüyorum. İşte your international students in Canada, how to study art in England falan yazıyorsunuz ve karşınıza siteler çıkıyor. Bu ilk siteler reklam siteleri. Orada uzantıya dikkat etmeden rastgele tıklanıyor. Halkı hükümet siteleri daha altlarda çıkıyor. O yüzden hani orada web sitesini kontrol etmek lazım. Hangisi gov uzantılı diye. Çünkü doğru bilgi burada. Yani Kanada'nın web sitesi. Burada şu anda ekrana Kanada'nın, Amerika'nın ve Fransa'nın sitelerini koyduk. Diğer ülkelerin de kendine ait siteleri var. Buralarda en güncel bilgi, okulların listeleri vesaire bilgiler bir kere burada. Yani burayı kontrol etmeden, vize şartlarını öğrenmeden vesaire bir kere giriş yapmamakta fayda var. Yani ilk söyleyeceğim şey budur. İkinci söyleyeceğim şey, teşekkür ediyorum, çok sağ ol. İkinci söyleyeceğim şey, bunu bütün yayınlarda sıklıkla dile getiriyorum malumunuz, kendi siteleri. O hoş geldin Veli, yeni bir üyemiz var, çok memnun oldum. Şimdi İngiltere için işlemler ucas.com'dan yapılıyor. İngiltere ile ilgili kafa karışıklıklarından birincisinin sebebi UCAS dışında da başvuru yapılabiliyor olması. Yani İngiltere'de mesela okulda da direkt iletişime giderek evrakları teslim edebiliyorsunuz. O zaman deadline biraz daha uzuyor. Kazanma şansıyla gibi oyunla ilgili değişiklikler olabiliyor, ama UCAS dışında da başvurma şansı var. Yalnız UCAS üzerinden yapılacaksa da başka kurallar var. Mesela UCAS üzerinden başlandığında çoğunlukla 31 Aralık son teslim tarihi. Okul birebir kabul eden okullar için 1 Şubat gibi. Burada İngiltere'de değişik tarihler var. Her yılın 31 Aralığı ile 1 Şubat arasındaki tarihi İngiltere için deadline düşüneceksiniz. Bu arada 10 Ocak mesela X okul 31 Aralık'ta evrak isterken Y okul 15 Ocak'ta, T okulu 1 Şubat'ta, arada bir başka okul 20 Ocak'ta istiyor olabilir. İngiltere için söylüyorum. Fransa için Campus France'dan yapılıyor. Fransa en erken dosyaların gittiği okul. Deadline'lara dikkat, 1 Aralık. Orada 1 Aralık, 15 Aralık gibi genel bir bilgi var. Orada 1 Aralık'ı fazla almanız lazım. 15'ine bırakmayın, kaybedersiniz. Almanya için de, Almanya'ya da böyle başvurabileceğiniz İngiltere ve Fransa'nın gibi bir site yok. Ama Göte'nin sitesinden, genel bilgiler alabilirsiniz. Kanada, ABD, Hollanda için direkt başvuracağınız üniversiteyle iletişime geçmeli. Ve bir önceki slaytta bahsettiğim güncel bilgi gov uzantılı siteden kontrol etmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Buna dikkat. Yurt dışında okumak için dikkat edilmesi gerekenlere genel olarak bunları her zaman sıklıkla söylüyoruz. Başlarken tekrar söyleyelim. Birincisi, maddi bilginin doğru araştırılması. Ben birçok kişiyi
gideceği şehir sadece okul ücreti olarak konuya yaklaşırken görüyorum. Halbuki orada yaşayacağınız yurt ücreti, işte yaşam bedeli, belki gidişte kullanacağınız danışmanlık ücreti, ilk giderken öğrenci vizesi için yapmanız gerekenler, posta, uçak bileti ve benzeri masraflarınız var. Burada hemen sıklıkla gelen bir soru, burs bulabiliyor muyuz sorusu. Şimdi burs bulmakla ilgili arkadaşlar, kazanmadan kimse kimseye burs vermiyor. Yani önce okulu kazanmanız lazım ve belli bir miktar harcamayı yapmanız lazım. Şimdi, ne bileyim, vize ücreti yapmanız lazım. Başvuru sitesinde de bazı ülkelerde internet sitelerine verilen filer var. Yani ön kayıt ücreti gibi düşünebileceğiniz. Bunlara bakmanız lazım. Ve her konu, her ülkede şehir için şartlar farklı olacağı için doğru bilgi, gitmek istediğiniz, bu sefer gitmek istediğiniz üniversitenin International Office sayfasında. Üniversite web sitelerinde çok fazla bilgi var, karışıyor. Hemen orada International Student ile ilgili kısma bakacaksınız. Siz çünkü yabancı öğrencisiniz. Yani orada sizinle ilgili bilgi, okulun kendi vatandaşlarıyla ilgili yaptığı bilgilerle kafanız karışmasın. Ona dikkat. Tabii yine bir başka şey, başvuru sırasında ne lazım oluyor diye soruyor. Arkadaşlar, tabii ki bir dosya teslim tarihini bilmemiz lazım. Yani çizim dosyası gideceği için. Özellikle de ben, hani, sanat dosyası hazırlayan mimarlık fakültelerine, sanat tasarım fakültelerine, medya fakültelerine öğrenci gönderen bir eğitim danışmanı ve sanat eğitmeni olarak, art instructor. Bunun yeni adı sanat koçu mu oldu? Ne oldu? Öyle bir şey oldu olarak. Dosya teslim tarihi bizim için çok önemli. Portfolyonun içeriği meselesi var. Onu ilerleyen slaytlarda getireceğim. Bir de IELTS TOEFL puanları lazım. Şimdi bunlar, yani IELTS TOEFL eşittir dil sınavının adı. İngilizceden ağırlıklı girilmek istediği için IELTS yazdı. O Almanca girildiği zaman ya da Fransızca girildiği zaman diğer dil sınavları söz konusu. Bunların şartlarının ülkeden ülkeye farklı olduğunu unutmayacaksınız. O yüzden en baştaki gov.tr'li site adı çok önemliydi. Ve okula göre farklılık olduğunu, genelde de bazı şeylerin ortak olduğunu. Mesela IELTS puanları bütün ülkelerde, bütün okullar için ortak. Şimdi Andai'de üstten üniversiteleri, portfolyo hazırlamak için bir fazla olsun online üniversiteleri size 9-10 merak ettim. Şart mı? Ya çizimleri görmek lazım. O konuda hemen söyleyeceğim şey o sevgili Beli. Yani 9-11 ayın altında olur mu? Bence 6 aydan daha az bir eğitim zor. Yani 6 aydan daha az bir eğitimle yapmak zor. Ama yapan öğrencilerim oldu. Hazırladığım öğrencilerim de oldu. Geçen sene bir dosyayı 1,5 ayda, Fransa'daki bir mimar dosyasında 1,5 ayda hazırladık. Ama tabii çok zor bir kazanımdı. Çok riske atılmıştı. Hani ben o kadar da yakın olmasını önermiyorum. 9-11 ay ideal bir süre. 6 ay da rahatlıkla bitirilebilir. Burada çalışmaları görmek lazım. Çalışmaları görmeden bir şey söylememek gerekiyor. O yüzden şöyle iletişim bilgilerimi ekrana bırakayım. Buradan bir mail atın bana ve oradan tekrar konuşalım. Yani bu, ve yayını da bir sonuna kadar izleyin rica edeceğim. Çünkü Almanya ile ilgili ve dosyaların içerikleri ile ilgili, nelere dikkat edilmesi ile ilgili başka şeyler de söyleyeceğim. Şimdi IELTS dil sınavının adı dedik. Yani bu hemen hemen her ülkede ortak. Yani IELTS'ten puan aldığınız zaman yetiyor. Peki IELTS sınavı nedir? Arkadaşlar, IELTS sınavı bir toplum bir dil sınavı. Yani Türkiye'deki dostlar, hani böyle YKS'nin dil sınavı gibi böyle gideceğiz, nokta dolduracağız zannediyor. Hayır. Speaking, konuşma, listening, dinleme, writing, yazma, reading, okuma eylemlerini bir arada yaptınız ve bunlarla ilgili temel becerilerinizi test edildiği bir sınav ve bunun için geçerli not 6,5. Şimdi orada da şöyle bir yanılgı: 6,5 bu dördünün ortalaması. Yani işte biri 9, biri başka, yani işte biri 7, biri 6 falan olabilir. Genellikle IELTS, işte atıyorum, hepsi 6,6, bir tanesiydi biri, hepsi 6,5, 6,5, 7, 6 gibi böyle değerler olduğunda 6,5 ortalama çıkıyor ve bir şekilde kabul edilirler oluyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Türkiye'den giden öğrenciler 6,5 alsalar iyi olur. Yani burada bu dil bilgisini şununla ilgili biliyorum. Liseden giden arkadaşlar için söylüyorum. Mesela üniversite mezunu olup da giden arkadaşlar daha düşük dil puanlarıyla başarıyorlar ve bu verdiğim bilgiye çoğunlukla itiraz ediyorlar. Ama konu öyle değil. Siz liseden çıkışlı olduğunuz için 6,5 ortalamayı hedefleyin. Zaten orada okumakla yapabilmek için dile ihtiyacınız var. Yani daha düşük alsak olur mu? O oldu diyelim. Orada yapamayacaksın bu sefer.
Yani o yüzden burada gitmeden işi bitirmek lazım. Buna dikkat etmenizi özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu önemli bir konu gerçekten. Şimdi devam edelim. Tabii çalışmaların, yani portfolyoya geldiğimizde çalışmalarınızın tümünün uyumlu bir şekilde başvurulacak kurumun talebine göre hazırlanması gereken dosya bu. Dosya dediğimiz şey bu. Portfolyo dediğimiz şey bu. Ve bu dosya çizimlerinin, taslak, etüt ve sunum aşamalarının bir arada düzenlenmesi ve oluşması gerekiyor. Hani bu da bir başka pardon. Bu da bir başka önemli konu. Şimdi portfolyoda dikkat edilmesi gerekenleri 3 ana başlıkta ayırıyoruz. Benim geçmiş yayınlarımı takip eden arkadaşlar da bilirler. Bunlar stil, içerik ve düzen başlıkları. Aynı ülkenin farklı okulları için farklı dosya hazırlığı yapmak gerekebilir. Mesela örnek, pardon, Almanya'da UDK için orijinal çalışmalar gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla hep bir boyutta çalışıyoruz. Stuttgart için Stuttgart ve ben de dijital gönderebiliyoruz. Stuttgart 5 istiyor, Münih 20 iş istiyor gibi. Pardon, 15, 10, pardon, Münih 10 istiyor, özür dilerim. Berlin 20 istiyor, Stuttgart 5, 10 arası istiyor gibi genel bilgiler var. Şu ana kadar bu yıl içinde, 2023 içinde sayılar böyle belirdi. Yolda bir değişiklik olursa onu eklemek gerekir. Ben de videonun altına belki yazarım ilerleyen süreçte veya yıl içerisinde zaten birkaç tane portfolyo yayını yapıyoruz. Onlardan birinde burada bir değişiklik olduysa mutlaka bildiririm. Topluluk sekmesinden takip ederseniz, kanalımıza üye olursanız, katıldan destek verirseniz zaten bunları düzenli olarak duyuyor olacaksınız. Şimdi stille ilgili, stil konusunda bir genel yanlış bir şey var. Hani böyle insanlar belli bir şekilde hep yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki özellikle lisanstan başvuru yapılacağı zaman öğrencinin çalışılan malzemeye uygun bir stilde çalışması gerekiyor. Yani kendi stili yerine elindeki materyali doğru kullandığını gösterecek bir şey yapmaları lazım. Ve birden fazla malzeme, yani dolayısıyla birden fazla stil deneme. Yani stil burada stil, benim teorik olarak kastettiğimi anladığım stilde, tabii ki siz gençlerin anladığı stil birazcık daha farklı. Burada sizinkine cevap vermeye özen gösteriyorum. O Tuna çok teşekkür ederim. Eylül ayının ilk süper sticker'ı geldi. Çok sağ ol. Bekliyoruz dostlar. Şimdi dolayısıyla herhangi bir malzemeyle olabilir. Yani burada böyle bir şey var. Ve malzemeye uygun davranmak, işte tarama ucuna yapıyorsanız tarama ucuyla yapmak. Bu eski öğrencilerimden birinin, sevgili Deren'in çizimi. Burada Charles Baudelaire'in Eş Duyumlar şiirine dair bir tasarım yapıyoruz bu arada. Kara kalem de olabilir. Yani kara kalemi kullanıyorsanız kara kalemin uygunluğunda olması. Bu aslında Türkiye'deki güzel sanatlar çalışmalarına uygun bir örnek. Benim bir ders anlatımımdan örnek. Türkiye'de kara kalemle bir desen alışkanlığı var. Türkiye'deki sınavlar böyle yapıldığı için böyle bir alışkanlık var. Türkiye'deki sınavların yapılma şeklinden ötürü de böyle bir kara kalem geleneği var. İtiraf edeyim, Avrupa'ya gönderilen dosyaların büyük bir çoğunluğu bizdeki kadar ileri kara kalem seviyesinde olmak zorunda değil. Yani Türkiye'de bir Mimar Sinan, bir Marmara, bir Eskişehir, Anadolu Üniversitesi'nin kazanan desenin çok daha altı bir seviyeyle yapılması lazım. Fark dosyanın düzeni ve içeriğiyle ilgili yönetimlerde, ki birazdan onlara da geliyoruz. İşte sulu boya kullanıyorsanız öyle yapmanız lazım. Sketching yapıyorsanız sketching yapmanız lazım. Bir tür soyutlama yapmanız gerekiyorsa bir tür soyutlama yapmanız lazım. Burada gördüğünüz örnek soyutlama yayını sırasında yaptığımız detaydan bir parça. Sonra izleyenler için şöyle yukarıya bırakırız. Burada görmüş olduğunuz çalışmanın nasıl yapıldığı ve soyutlama nedir, nasıl yapılır gibi başlıklarda çalışmak isteyenler için oradan bir bilgi veririz mutlaka. Şimdi bundan sonra da içeriye geliyoruz. Yani stil çok sorulan bir şey. Herkes dosyası için bir stil olması gerektiğinden düşünerek önce portfolyoya öyle yaklaşıyor. Halbuki stilden daha önemli bir şey var: İçerik. İçerik çok önemli ve içerik her zaman sizin tarafınızdan bildirilmiyor. Şimdi burada biraz içerik örnekleri verelim. Mesela burada Sheridan Üniversitesi'nin 2022 yılında animasyon için verdiği yerden bazı örnekler paylaşacağım. Burada başarılı olmuş bir öğrenci dosyamız
Var notları hani çalışmalardaki notları gayet iyi gelmiş bir öğrenci dosyamız var. Dolayısıyla öğrencimin de izniyle burada kullanıyorum. Bakın mesela adamlar bir short animation istiyorlar ve bu short animation'da ne istediklerini gönderiyorlar ve aşağıda nasıl bir karakter istediklerini thumb drive yani bir USB stick verdiler ve bunu gönderdiler. Yalnız burada bir dipnot mesela ilk öğrenci Sheridan'ın kendi sitesine girdiğinde bu metni o görüyor ama aşağıdaki ölçekli karakteri görmüyor. Ne zaman ki öğrenci kayıt yaptırıyor yani sınava girme, dosya gönderme, ön kayıt parası gibi bir şey yatırıyor. Bu okula göre değişiyor. 50 dolarla 250 dolar arasında bir şey olabilir okula göre. Tabii ülkeye göre değişiyor. Mesela Kanada söz konusu olduğunda Kanada doları, ABD değil. Neyse bu para meselesine çok takılmayalım çünkü bundan çok değişken konular. Yani sizin başvuracağınız zaman da daha ucuz, daha pahalı olabilir. Şimdi yanıltıyor olmayayım. Sadece bir fee var düşünülmesi gereken. Onu yaptıktan sonra öğrenci ayrıca bir dosya gönderiliyor ve bu içeriklerde neyin çizilmesi istendiği mutlaka belirtiliyor. Bu açıdan çok önemli gerçekten. Sonra mesela observational drawing istediler. Bunu mesela niye koydum? Şimdi mesela resim, mesela gibi bölümleri isteyen öğrenciler de böyle bir şey çizmeleri gerektiğini düşündüm ama animasyondan hazırlanan arkadaşlar daha mimarlığa hazırlanan arkadaşlar bu kadar figür çizimini önemsemiyorlar ama okullar tarafından gelebiliyor. Şimdi bazıları diyecek ki animasyona hazırlanıyoruz. Nasıl figürün önemsiz olduğu düşünülebilir ki? Vallahi dostlar benim Instagram DM kutumu bir görseniz bazı kanala gelen yorumları bir okusanız ne demek istediğimi daha anlarsınız. Biraz 17 yılın tecrübesiyle insanların olaya yaklaşımıyla ilgili bir konu. Çünkü klasik figür çizimi istiyor burada. Bakın o aşağıda kırmızı noktaya dikkat. Nude models yani çıplak model meselesinin ne kadar önemli olduğu ve bir çizim kursunun en önemli aşamalarından biri olduğu canlı model dersin özellikle belirtiliyor ve öğrenciden buna uygun olarak çizim koyması istiyor. Bu arada kanalımızda bir canlı model çıplak figür çiziminin önemiyle ilgili bir videomuz da vardı. Onu da bu yayından sonra yukarıda bir yere koyuyor olacağım. Onu da bir izleriz artık sonradan yayınımızı izleyenler için. Bir küçük hediye. Mesela enteresan bir şey burada Demir'in dosya için yaptığı dijital çizimi görüyorsunuz. Bu da çok sıklıkla gelen konulardan bir tanesi. Hocam dijital koyabiliyor musunuz? Şekiller koyabiliyorsunuz. Önemli olan dengede olması ve önemli olan okulun izin veriyor olması. Şöyle hemen bir başka şeye gösterelim. Buradaki detaya girmeden evvel arkadaşlar bu yazıyı şöyle bir dokümandan aldık. Yani okul böyle gönderiyor. Böyle sayfalar dolusu bir şey. Ben daha önceki yayınlarda bunu gösterdiydim. Hani oradan şimdi ne yaptığımızı seçerek biraz toparlıyorum. Ve bir perspektif çizimi gönderiliyor. Şimdi bakın burada enteresan bir şey var. Mesela burada line drawing olarak istediklerinden ve işte iki çizimin birincisini söylüyorlar. Bu interior için yaptığımız çizimi koyduk. Bu 15 üzerinden 14 mi ne puan aldıydı şeyde dosyada. Dolayısıyla hani çalışıyor bu çizim. Oradan yana problemimiz yok malum. Çok ilginç. Mesela burada line olarak istediklerini belirttikleri bu çizimi aynı konu başlığını bölüm okul illüstrasyon bölümünde verdiğinde ışık gölgeyle beraber istemişler. Yani böyle farklar da olabiliyor. Mimarlıkta mimarlığa göre, X bölümde X bölüme göre değişiyor olacak. Ve işte bir storyboard göndermişlerdi. Bu storyboard'un yapımı. Öğrenci bunu Türkiye'de bir başka sınav içinde kullandığı için storyboard'un açıklamaları Türkçe ama Sheridan'a gönderirken İngilizce göndermiştik. Gördüğünüz gibi Sheridan orada yukarıda belirtiyoruz şurada. İçeriği ve temayı veriyor. Bir karakter gönderiyor. Karakterin ölçeklerini veriyor ve biz onu ondan sonra storyboard'a yerleştiriyoruz. Bu herhalde en önemli kısmı için. Yani içeriği okul gönderiyor mu, göndermiyor mu? Birazdan Almanya'ya geleceğim. Lütfen benimle kalın. Yani bazen de okula içerik göndermiyor. O zaman ne yapacağız sorusu olabiliyor. Valla orada çalışan birkaç tane tema var. Mesela iyi bir el çizimi her zaman çalışır. Endüstri ürünlerine dosya hazırlayan arkadaşların iş yapan, eşya tutan el çalışmaları her zaman faydalıdır. Hani ama çok değil yani 5-10 tane değil. Bir tane işte iyi bir el ve aynı pozlarını bir objeyle beraber veya objeyi
iyi tam yapıp eli etrafını hafif yapmak gibi temalarla yönetilebilir. Hani bu kadarını da yayında söyleyelim. Biz online portfolyo çalışmalarında öğrencilerle bunlar üzerine konuşuyoruz. Bunları geliştiriyoruz. Bu çizimleri geliştiriyoruz. Yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Dolayısıyla benimle online çalışma düşünürseniz iletişim bilgilerini bir kez daha şöyle ekrana getirelim ve buradan devam edelim. Mesela Berlin ODK bu sene enteresan bir şey yaptı. Mimarlığın açıklaması geldi. ODK'nın sitesinde diğer bölümlerle ilgili de açıklamalar görülebilir ve bir tema verdiler. Mesela Space buradaki tema. Tabii burada sadece uzay gibi düşünmeyin. Bunun sanatta ve mimarlıkta bu kavramın daha başka derin bir şekilde ele alınması gerekiyor. Zaten bu yüzden bir uzmana, bir çizim danışmanına, bir atölye hocasına ihtiyacınız var. Hani gezegenler yapıp göndermiyorsun tabii ki. Aşağıda da periyotların açıklamasını web sitesinden bir parça koyduk. Bu oldukça uzun bir metin. Ben sadece başını aldım. Öğrencilerle çalışırken bunu deşip yapıyoruz tabii ki. Ama burada dikkatinizi bunu niye ekrana aldım? Bakın, produce approximately 22 to maximum 30 originals for your portfolio. Originals for your portfolio. Mesela Berlin UDK çok değişik okullardan biri. Covid'de bitti. Eski sisteme geri döndüler. Orijinal çalışma istiyorlar. Bakın mesela bu çok nadirdir. Çoğunlukla o çalışmalarınızın taranmış bir hali, bir PDF'i, işte fotokopiden baskısı falan, bunlar kabul edilir. Berlin öyle demiyor. Hayır, bana göndereceksin diyor. Ve bunu orijinalden istemesinin bir triği daha var. Onu online derslerde öğrencilerle konuşuyoruz. Ve tabii ki yani malzemelerin, konuların farklı şekillerde yorumlanması, klasik çizimin dışına çıkılması, sketch etüt arası çizimler yapılması da içeriğin bir parçası. Yani onlar size bir şey gönderiyor ama onun nasıl bir malzemeyle ne şekilde uygulayacağınız size aittir. Bunu sakın unutmayın. Her zaman okullar size bir harita veriyor gibi düşünün bu içeriklerle ilgili. Ama hangi arabayla gideceğinize karışmıyor veya hangi araçla, otobüsle, trenle, neyse uçakla neyle gideceğinize karışmıyor. Ama tabii karayolunda tekne kullanmamanız lazım. Onu da söyleyeyim. Yani ben çok iyi denizciyim. Tekneyle harikalar yaparım. Konya'dan Ankara'ya giderim. Yok öyle bir şey. Yani burada eğitim danışmanı, bir çizim hocasına, bu konuda yurt dışına dosya göndermiş, çizim dosyası göndermiş bir kişiye biraz burada ihtiyacınız var. Öğrenciler burada hata yapıyorlar. Yani ben işte şunu iyi yapıyorum, ben bununla göndereyim. Senin teknen var ve Konya'dan Ankara'ya gideceksin. Deniz yok. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da işte Atlas Okyanusu'nu yürüyerek geçeceğim diyenler oluyor. Hayır, bu sefer gemiye veya bir uçan araca ihtiyacın var. Mesela doğru yorumlanması lazım. Hani hangi malzeme, hangi içerikle, hangi gönderilen içerik, hangi malzemeyle, bunların hep çalışılarak üretilmesi gerekiyor. Tabii ki portfolyo çalışmaları öğrencilerin okumak istedikleri ülke, üniversite ve bölüme göre hazırlanmalı. Yani bütün bu içerikler vesaireler ve birden fazla ülke için hazırlık yapmak isteyenlere özel çalışmalar düzenlenmelidir. Yani biz bir öğrencimle 4 ayrı dosya yapmıştık. Hatta öğrencim, hocam ben animasyon çok seviyorum, hani hadi bir deneyelim mi falan dedi. Eldeki eskizlerden bir dosya yapıp, mimarlık dosyasıydı hazırladığımız. Mimarlık kazandı, Stuttgart'ta okuyor şu anda. Bir çalışmalarına biraz yeni çizimler ekleyip animasyon dosyasına çevirdik. Müsaitti, her öğrenciyle yapılamaz. Dosyadan geçti, sınavda patladı. Çünkü yani mimarlık için hazırlanıyordu, fikri yetmedi. Ama dosyasını ona göre toparlayabilmiştik. Yani zaten bu da önemli bir aşama. Mesela Avrupa okullarında bizden farklı şöyle bir şey var. İşte öğrenci dosyayla başvuruyor, dosyayı geçiyor mesela. Sonra da bir de bir sınav var. Sınava gidiyor. Sınavdan geçemiyor ama şöyle dönüyor. Dosyanız başarılıydı. Sınavda başarısız oldunuz. Gelecek yıl okulumuza tekrar başvurmak isterseniz bir daha dosya göndermenize gerek yok. Tekrar sınava dosya göndermeden bir sonraki semestir veya bir sonraki yıl girebilirsiniz gibi bir cevap gelmişti. Avrupa, yurt dışı, Avrupa demeyelim, genel olarak yurt dışı okullarında bu tip konu başlıkları ile ilgili çok daha esnek, çok daha dengeli bir durum söz konusu arkadaşlar. Bunu hatırlatmak isterim. Tabii ki dosyanın düzeni, çalışmaların ne şekilde yan yana konduğu, işte sulu boya çalışmalarını, biz mesela en çok karşımıza çıkan, en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi şu.
Ben birden fazla çalışmayı dosyama koyabilirim. Evet, yani mesela yukarıda olduğu gibi sulu boyaları ve işte mutfak temasında yapılmış sulu boyalar var. Bunları bir slide'da düzenleyebilirsiniz. Veya aşağıdaki örnekte bir konsepte yapılmış afişler var. O tasarımın tümünü gösterebilirsiniz. Burada sayfadaki çizim değil, o sayfanın anlatmak istediği önemli. Okul bunun tersini söylüyor olabilir ama yapacak bir şey yok. Veya ikinci ve üçüncü örnekte olduğu gibi katıldığınız bir etkinlik, bir workshop, yaptığınız bir başka şey vardı. Mesela burada alttaki ikinci örnek bir sinema filmi projesinden bir şey. Filmin yapımından fotoğraflar ve metinde de işte o filmle ilgili bilgilerin alabileceği linkler PDF'e konmuş vaziyette. Yani bir sergi düzenlemesi, oradaki şeyler, çalışmalar, etkinlikler gibi düzenlenebilir. Yani okul bunu zaten yazar. Katıldığınız etkinlikleri düzenleyin diyebilir, düzenlemeyin diyebilir. Bunu gene danışmanınızla konuşarak halletmeniz lazım. Böyle bir şeyiniz yoksa önemli değil. Olmak zorunda değil. Farklı seviyelerdeki başvurular için gösteriyorum. Mesela bu tip bir işte film çektik efendim, şöyle bir yerde çalıştım vesaire gibi şeyler, yüksek lisans başvuru dosyalarında daha çok ihtiyacımız olan şeyler. Çalışma bilgisi, staj bilgisi, proje katılım bilgisi de portfolyolarda isteniyor. Liseden mezun olup direkt lisansa başvuracak arkadaşların bu tip şeylere ihtiyacı çoğunlukla yok. Onu söyleyeyim. Böyle koştur koştur öğrencileri bir yerlere gönderiyorlar, hadi yapsın gibisinden, öyle değil o iş. Yani bunun iyi toparlanması lazım. Şimdi düzenle ilgili şöyle bir şey var. Şimdi burada üç tane düzen örneği var. Birinci, ikinci ve üçüncü portfolyolar olsun. Ben bunu hazır bir şablon kullanarak yaptım ama görselleri bilinçli seçtim. Şimdi birinci şablonda desen kalitesinden söz edebilmemiz mümkün değil. Çok daha kartun, daha çizgi filmvari böyle şey, ama slaytın başından da anlaşılacağı gibi ona da göre düzenlenmiş. İkincisinde her şey alakasız. Yani bir işte tarihsel bir şey var, bir logo tasarım var, bir figür çizimi var, bir başka figür çizimi var. İki de her şey hani teknik olarak düz gibi, temiz gibi ama alakasız. Ve üçte ise her şey birbirine girmiş vaziyette. Stiller, çalışmalar, bir işte slaytlar birbirinin içerisine geçmiş falan. Şimdi bakın, bu üç dosyadan bir numara kazanır, diğerleri elenir. Çünkü bir numarada çizim, yani Avrupa için konuşuyorum. Türkiye olsa böyle olmaz ama yurt dışı için önemli olan istikrar ve bir öğrencinin konuya ciddi bir şekilde yaklaştığını işaret edebiliyor olması. O yüzden bir kazanır. İki çoğunlukla elenir. Eğer okula çok az bir başvuru varsa geçebilirdi ama iki çoğunlukla elenirdi. Üç ise yani bu düzensizlikle hayatta kazanamaz ki. Aslında desen tekniği olarak konulan örneklerde üç en iyisi gibi. Yani bunlar tabii hazır örnek, hani şablon olarak söyledim. Tabii aynı zamanda bu düzen meselesine bir başka başlıkta daha bakabiliriz. O da konsept. Mesela şimdi son slaytta da bir mini değişiklik yaptım. Üç ayrı duruma göre düzenledim. Şimdi bir, çünkü burada da üçünü sıralayacağım. Yani üçü de olabiliyor olsa hangi sırayla kazanırlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada gene birincisi en iyi kazanan. Çünkü her şey böyle bir hafif kartonu gibi bir şekilde yapılıyor. Diyeceksiniz ki hocam nereden anlıyorsun? Yani birinci slayttan anlıyorum. Öğrencinin kapağı yaptığı, yani kapak da olayın bir parçasıdır. İsminizi rastgele yazamazsınız. Süslemek bir suçtur. Fazla yaparsanız olmaz gibi durumlar var. Ama çizimlerin geri kalanıyla kapağa uyumlarsanız olur. İki, daha farklı şeylerin istendiği bir dosya ise olabilir. Yani diyelim ki okul işte bir görev gönderdi. Bir kapak tasarlayın. İki, tarihsel bir şeyden alın. Üç, bir logo yapın. Dört, bir figür süreti gönderin. Beş, hareketli bir figür çizin gibi bir içerikle dosya gönderildiyse iki de kazanır. Yani ben tabii bu bir kazanır yorumunu karşı tarafın içerik göndermediği örneğe göre yapıyorum. Biraz Fransa'ya göre söylüyorum. Biraz İngiltere'ye göre söylüyorum. Ama mesela ABD, Kanada dosyalarında içerik gelecektir. Dolayısıyla ikideki gibi bir durum çalışacaktır. Almanya dosyalarının bazısında da içerik geliyor. Üç, teknik olarak temiz, her bir sayfaya düzenlenmiş. Biraz da mimarlık dosyalarında karşımıza çıkan, işte çektiğiniz fotoğrafı koyun, perspektifli bir şey çizin, bir teknik resim problemini halledin gibi bir durumda. İşte böyle biraz da böyle line, tek çizgi yapan
Bir öğrencinin dosyasına uygun bir kazanma olur. Sıralayın derseniz 1-3-2 şeklinde de sıralarım başarılı olarak. Çünkü bir bütünlük önemlidir. Şimdi burada velinin sorusuna bir daha yaklaşalım. Yani eğitimin şartlığı şurada. Burada bahsettiğim konsept yönetimini birinin ya sizin yapmanız lazım ki o zaman uzun bir eğitime ihtiyacınız var. Ya da birinin sizin adınıza bunu doğru yönetiyor olması lazım. Seçmeniz gerekiyor. Mesela endüstri ürünleri tasarımında konsept biraz daha önemli. Konsept çok daha, hatta çok daha önemli bir hale geliyor. Çünkü her şey bir endüstri ürünü. Yani kalemlerden oluşan bir tasarım yapacaksınız. Farklı büyüklükteki endüstri ürünlerinden seçip mi kullanacaksın? Nereden kullanacaksın? Nasıl yapacaksın? Nereden getireceksin? Bunlara dair bir derleme toplama yapmak lazım. Ve tabii bu arada aklına gelen fikirleri çizebilecek misin? Farklı malzemeleri gösterebilecek misin? Gibi oluyor. Birçok öğrenci hocam dijital yaparız. O kadar kara kaleme gerek yok diye. Arkadaşlar yani dijital dediğinizde kalem kullanmıyor musunuz diye de sorarım ben. Yani bu o daha kolay geliyor. Ona daha aşinasınız. Daha iyi yapıyor musunuz gibi geliyor. Ama onun da kendine aittirikleri var ve bu arada bazı okullar kesinlikle dijital kabul etmiyorlar. Yani dijital artı normal çizim isteyenler var. Hiç dijital kabul etmeyenler var. Dijital ağırlıklı kabul edenler var. Yani o yüzden sonuçta bunda da kullandığınız bir kalemdir. Yani yapmayı bilmekte, öğrenmekte fayda var diyelim. Ve evet, portfolyo için iletişim bilgilerimizi tekrar ekrana getirelim. Mail at olarak etfevkaladesohbetler@gmail.com adresine mail atarsanız hem birkaç çalışmanızda çalışmalarımızı nasıl yaptığımız konusunda bilgi verebiliyorum. İlla ders olmak zorunda değil. Gitmek istediğiniz ülkeyle ilgili uzun eğitim danışmanlığı seansları da yapıyoruz. Gene ücretli konuşarak oradan bilgi alabilirsiniz. Eğer biraz mailler bazen spam'e düşüyor. Hani bu videonun altına hocam mail gönderdik bir kontrol eder misiniz diyebilirseniz iyi olur. Görürsem zaten hızlıca 48 saat içerisinde mutlaka cevap veriyorum. Hatta çoğunlukla 24 saat içinde cevap veriyorum. Biraz ders yoğunluğumla alakalı. Veya daha pratik olmak isteyen, mail atmayı sevmeyen arkadaşlar için de Instagram'dan @fevkaladesohbetlerden DM. Burada iki tarafta fevkaladenin yazımında iki farklılık var. O bilinçli. Buradaki halleri doğrudur. Onu da hemen söylemek istiyorum. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Umarım buradaki linkler faydalı olmuştur. Sizlere bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve yayının başında ekrana getirdiğim bir görseli tekrar buraya almak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hepimiz birimiz için LGBT artıların haklarını savun. Bu bir insanlık hakkı, insan hakları meselesi bir yerde. Ben dostlarımı yarıda bırakmam ve unutmayın, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamak istiyorsak hepimiz birimiz için. Bu renkler solduğunda hayat güzelleşmiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yayından sonra olmasa bile sabah mutlaka bakacağım veri. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok sağ olun. Çarşamba günü yeni bir yayında görüşmek üzere. Uzun yaşayın ve parlayın. Hoşça kalın.